Ereğli Engelsiz Yarınlar Derneği ve İşkur Müdürlüğü tarafından galoş üretimi eğitim projesinin tanıtımı bugün yapıldı. 12 TL'dir. Toplam 1092 TL maliyeti olacağını düşünüyorum. Ereğli'de bulunan bir otelde yapılan toplantıya protokol de katıldı. 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi. Proje hakkında mali müşavir Mahmut Ulusoy bilgi verdi. İnsanlarla olan güçlü iletişim kurmalarını sağlamak, sosyal hayatta katılımlarını kolaylaştırmak, iş imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak ve her şeyden önemlisi vatan, millet ve bayrak sevgisini pekiştirmek olarak verilen esas projemizin amacı budur. Daha sonra Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural konuştu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bunu tek başımıza yapmadık. Çok değerli bir yönetimim var her şeyden önce. Burada yönetimime de çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı bir değer kendileri. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İşkur Müdürü Sait Eker ise yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. Engelsiz Yarınlar Derneği, İşkur ve Milli Eğitim Üçlü Protokol sonucunda galoş yapımı, plastik işlemeyle ilgili mesleki eğitim kursumuzu başlattık. Burada da tanıtımını yapıyoruz. Bu kurs kapsamında 17 kursiyer arkadaşımız, bunlardan biz %40 üzeri hafif mental engelli arkadaşlarımızı belirledik. Buradaki amacımız, hedef kitlemiz engelli arkadaşlar. Hedefimiz de bu arkadaşlarımızın el becerilerini geliştirmek, istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak, istihdam etmek ve onları topluma kazandırmaktır. Programda belediye başkanı Özkan Özgüven de söz aldı. Tabii şehrimiz büyük bir kent, yaklaşık 143 bin nüfusuyla. Bu anlamda engelli bireylerimizde, engelli kardeşlerimizde 5000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Ben belediye başkanı olmazdan önce bu kadar engelli sayısının olduğunu tahmin etmiyorum ama görevimizle ilgili olarak hem STK'larla hem ilgili birimlerle işin içine biraz daha girince bu kadar engelli olduğundan bir şekilde bu gerçekle de karşılaştık. Ancak sevindirici olan şu ki başta hükümetimiz, devletimiz, yerel yönetimler olarak bizler engelli bireylerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Dün bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ettim. Tesadüfen geçiyordum, uğradım. Orada anneler vardı. Anneleri dinledim. Anneler konuştu, biz dinledik. Anneler konuştu, biz dinledik. Çünkü onlar o kadar dolu ki. Ama onlar ifade ettiği bir şey var. Ettikleri en güzel ifade de şu, dua. Yani Allah devlete, millete cevap vermesin. Önceki durum şuydu, şimdiki durum bu diyerek bu anlamdaki bir taraftan duygusal düşünceler ifade ederken bir taraftan da hem duayla hem de yapılan bu hizmetlere şükürlerini ifade etmesi oldukça bizleri mutlu etti. Kaymakam Ömer Lütfü Yaran ise devletin tüm imkanları ile engelli bireylerin ve ailelerinin yanlarında olduklarını anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti. Bugün hakikaten güzel bir gün, güzel bir çalışma yürütülüyor ve bunun bir tanıtımı yapılıyor. Yani bir sivil toplum örgütü, yerel yönetim, merkez yönetim hepsi el birliği verdi. El birliği içerisinde bu güzel kardeşlerimize meslek sahibi yapmaya yönelik bir faaliyet. Hep diyoruz yani bu insanlarımızı, kardeşlerimizi biraz önce Başkan Bey de ifade etti. Zaten hani bugün sağlıklı olan yarın engel olmayacak diye bir durum yok. Bu insanlarımızın asıl olan topluma kazandırılması, efendim toplumda diğer insanlardan ayrı olmadıklarının özellikle hissettirilmesi. Dolayısıyla bu yere ilişkimizde de bu konuda hakikaten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ben bu yapılan çalışmalarda emeği olan bütün herkesi kutluyorum. Umarım emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Eğer Allah biz yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Teşekkür ederim. Emeklerimizle dolayı başta Başkanımız Söngül Hanım olmak üzere hocamız Ahmet Bey'e de buradan teşekkür ederiz.